Zaman su gibi akıp geçti ve 15 tatilin sonuna geldik. Peki ikinci dönemde nelerle karşılaşacaksın? Bu uyarıları dikkatle dinlemeni öneriyoruz. Öncelikle sömestr sonrası öğrencilerin birçoğunda tatil rehaveti başlar. Öyle tehlikeli bir rehavettir ki bu, ikinci dönemin başında işlenen konuları eksik öğrenmeye sebep olur. Aylar geçtikçe de bu eksik konular gözünde büyür, altından kalkılması zor bir hal alır. Bu nedenle ikinci dönem başında ilk adım olarak tatil rahatlığını üstümüzden atmalı ve planımızı, programımızı yapıp yola koyulmalıyız. Tatille beraber ortaya çıkan bir diğer sorun da uyku düzeninin bozulması. Bazılarımız tatilde kendisini gece 12-1'lerde yatmaya alıştırdığı için okul başlayınca da bu düzende yaşamaya devam eder. Sonrasında ise derslerde en sık yaşanan problem ortaya çıkar: dikkat eksikliği. Sen de test çözerken aynı soruyu 3 kez okumak ya da hoca dersi anlatırken aklında birbirinden farklı şeyler dönsün istemiyorsan, ikinci dönem başlar başlamaz uykunu düzene sokman gerekiyor. Geldik ikinci dönemde öğrencilerin yaptığı stratejik bir hataya. İlk dönem karnede iyi olan derslere ikinci dönem çalışmamak. Zayıf olan dersleri yükseltmek için ekstra çaba sarf etmek mantıklı. Fakat bunu yaparken diğer dersleri es geçmemeliyiz. Aksi halde ilk dönem karnemizde çiçek gibi olan bazı notlar ikinci dönem güz gülleri gibi solar gider. Bir diğer dezavantajsa ikinci dönem konuların zorlaşması. İlk dönem matematik, fen gibi derslerde işlediğimiz üniteler ikinci dönem daha kapsamlı ve detaylı hale geliyor. Haliyle öğrencilerin işi biraz zorlaşıyor. Bu noktada konuların ya da yeni nesil soruların içinden çıkamadığında Tonguç Akademi ders videolarıyla ve her seviyeye uygun kitaplarıyla ikinci dönemde de en büyük destekçin olacak. İkinci dönem özellikle sınav öğrencilerinde sıkça görülen bir durumda bezginlik, yorgunluk, sıkılma. Aylar geçtikçe belli zamanlarda motivasyon kaybı yaşanabilir. Ayrıca Mart-Nisan gibi havalar ısınmaya başlar, insanın bir ders çalışası kaçar. Fakat şunu unutma, motivasyonunu ayakta tutmak da senin elinde. Yorulduğunda ve sıkıldığında kendini ödüllendir, arkadaşlarınla güzel vakit geçir ve sık sık kendine hedeflerini hatırlat. Unutma ki ikinci dönemde vazgeçmeyenler pes eden rakiplerinin yanından hızlıca koşup gidecek. İkinci dönem bu 5 maddeyi uygularsan notlarının her yazılıda yükselişe geçtiğini gözlerinde göreceksin. Bizden isteklerini yorumlara yazmayı ve videoya like atmayı da unutma. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kal.